Bir de Galatasaray'ı alalım mı? Çünkü Galatasaray bu hafta berabere kaldı. Aha! Gelen rakibe bakın beyler. Buradaki tek sıkıntı defansta donku da alamayacağız. Rakip bakalım neymiş? 76. Bu arada 79'lara düştü mü galibiyet oranım? Tabii 79,6'ya düştük. Canımız sağ olsun. 3,41 gol atma oranı var adamın. 3,5 gol. Biz bir de Galatasaray'ız şimdi. 5 tane rahat atar bu bize. Evet, seyirciler tıklım tıklım, yine işaret var üstte. Neyse, dur bakalım. Bunlar içerisine bak ya, kendi kendine açılıyor. İşte bu, biz bitti demeden bitmez. Mariano da one of the great amphitheaters of the game. You are welcome to it and indeed to one of the grandest fixtures. Arkadaşlar, atak yaptığında bütün herkes duaya başlıyor. Pjanic into opposition territory. The opponents, anything noteworthy on the tactical front? Possession is one thing. Ah ulan, ah. Ya Belhan da gerizekalı mısın oğlum ya? Sakin, bizde. Rakiple Berkaç en sevdiğimdir. Allah Maicon'a bakın arkadaşlar. Maicon. Arkadaşlar, yayın zaten bilmiyorum, donması bence daha hayırlı çünkü adamın bizi gondiklemesini izlememenizde fayda var. Al artık sen de top ya. Yok abi. Evet, başlıyoruz doğaya. Çık Mustera. Sen var ya, nasıl bir kralsın ya. Ay, pas arası. Yok abi, yani orada ben asla kontrol etmiyorum. Yani ben tek pas yapıyorum ama illaki ya, çekme kaleciyi yavşak. Zaten Galatasaray'la oynuyor. Bak bak, bizim Japon'u öyle bir yapmışlar ki. Real chance to break.
Galatasaray have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. At artık at. Kontrol özürlü ya. Abi yok. Çok enteresan ya. Adamla ya fark ediyor musunuz adamları aptalca hareketlerini? Maicon'un tek yaptığı şey kafa vurmak. Onu da yapamazsa zaten. Yok arkadaşlar. İstediğim hiçbir şey yapamıyorum. Açtan orta. Açtan orta. Offside değil mi lan? Gary Rodriguez. Galatasaray ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Adam da zaten galiba biliyor bizim adamın ağır olduğunu. Sürekli oradan dönüyor. Bağlantıyı görüyor musunuz? Attığı yere bak ya. Allah seni cezanı versin. Arkadaşlar taktik şu. Taktik şu. Kesinlikle maçı berabere bitiriyoruz. Ulan. Basın beyler basın. Aha. Maicon tut içerideki adamı. Adamda Juventus var. Şey yapamıyor ya. Hala orta açmaya çalışıyor. Ah be geçmedi. Maicon'un orası çok tehlikeli. Ne yaptın lan? Vur lan! Ay ananı avradını! Allah cezanı vermesin Sinan. Geçmişlerini senin. Arkadaşlar totem yapıyoruz ve golü atıyoruz. Allah'ım! Allah'ım! Gol lan! Attık attık. Yok. Ya yani Muslera boş kaleci de o kadar da değil artık. Ah indirsek onu. Adamsın.
Bak görüyor musun? Ya gerizekalı ya. Attığım pasa bak abi, var mı böyle bir şey? At, o pası tutamadı ya. Arkadaşlar, bunu sizden saklamıştım. Bunu sizden saklamıştım. Şimdi göreceksiniz Muğdat Çelik'in nasıl kaliteli bir adam olduğunu size göstereceğim. Bu arada 4 stopere döneceğim. Şunu alayım. Hatta şöyle yapacağım. Muğdat'ı bir de SF yapacağım gençler. Yani sağa sola gitmesin. Tamam, dost yapalım. Doğru diyorsunuz ha. Şöyle yapsak. Hatta şunları da, çünkü benim için artık kontrol önemli. Atacağım gidecek adam 5 forvet yaptı bu arada. Tamam artık. Yapacak bir şey yok. Takımı bir tık da geri çekmiş miyim? Çekmişim zaten. Ama dikkat şimdi, çünkü 5 forvet riskli. Aha. Çok güzel. Bak, bak koy omzu. Hadi. Ananı Muğdat senin ben. Bu kadar kolay olmaması lazım bunun ya. Ben tutarım onu da. Aldım. Bak Muğdat'ı görüyorsunuz mu? At. Dikkat. Yok artık. Ya bak. Sakin. At Muğdat'a, at Muğdat'a. Ben de. Koş lan. Koş. Koş. Muğdat. 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 Arkadaşlar iyi bir galibiyetle günü bitiririz her türlü ya. Vur artık ona ya. Vur ya. Galatasaray get themselves a two goal cushion. Dicks one in. Muğdat gerçekten çok iyi ya. Hakikaten. Vasali goes looking. Now it's Cristiano Ronaldo. That's a foul. No two ways. Yaparım arkadaşlar, yaparım. Kusura bakmayın. Şimdi ne yapacak çok merak ediyorum. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Geriyi de şöyle bir OS yapalım. Mariano'nun yerine adam, bu arada alma hakkımız var mı? Kimi alsam ki ya? Muğdat. Arkadaşlar geriyi de alacağım oyundan. Geriyle şeyi, Mariano'yu yer değiştireyim. Bunu da abartalım biraz. Ozan'ı alacağım oyuna, stoper. Şuradan ama onun kontrasını değiştirmemiz lazım. Ceza sahasına hücum. Ya işte Galatasaray'ın büyüklüğü arkadaşlar. Şimdi aptalca bir gol yemeyelim de hiç umutlandırmayalım rakibi. Tamam, sakin. Zaman geçirmeye gerek yok. Şuradan. Ah be. Abi yemin ediyorum. At bana. Çin setti gibi yemin ediyorum var ya. Top geçmez ki buradan. Aç ortanı, aç. Aç bende o. Onu bırakırsan var ya.
Kaç Muğdat? Kaç Muğdat? Kaç Muğdat? Muğdat! 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 Adamsın. Ulan şu bağlantıyla bile 3-0 yendik ya. Çok iyiydi ya hakikaten. Vur bakayım. Muğdat'a bak ya. Her yerde Muğdat ya. Abi çok iyi ya. Abi Muğdat bir şey söyleyeyim mi? Gücü bir de üst, yüksek gelmiş morali. Ya Muğdat hakikaten çok iyi oynuyor. Patlama gücü bilmem nesi çok iyi. Burada salak Sinan Gümüş atsa önceden zaten bir öne geçecektik. Bu golü bak, bu golü kabul ediyorum. Yani bu gol bala göte. Geri Rodriguez'in golü bala göte bir gol. Ona bir şey demem. Karambol de yapıştırdık ettik falan ama Muğdat'ın iki golüne aynen kardeşim ya. Gerçekte keşke böyle oynasa. Onun ilk 11 oynamasını ve başarılı olmasını hakikaten çok istiyorum. Bakın bu gol falan dehşet. Bir de ayağının dışıyla böyle atıyor. Acaba hani siklemiyor da yani. Çok iyiydi ya. Ve 90+1 bak. Acayip. Burada bir kare X yaptım. Bir de kapattığı köşeden affetmiyor. Bakalım kaç puan verecek bize. Bir istatistiklere de bakalım. Abi 3 tane şut çekebildi kalemize. 3'ü de kaleyi bulmamış. Adam Juventus'ta oynuyor düşünün. Biz Galatasaray'la gondik dedik adamı. Maçın adamı kim oldu? Tabii ki de Muğdat oldu. Aksini inkar eden bizden değildir. Aynen. Ya bak işte bak buna tav oluyorum. Kardeşim adam benden puanca üstün. Böyle. Adam benden üstün. Adam almış Juventus'u. Ben almışım 500 bilmem kaç puan Galatasaray'ı. Bana verdiği puana bakar mısın? 3 puan veriyor ya. Yani o yüzden işte doktor kardeşim hani senle çok bunun muhabbetini yapmıştık. Hani insanlar online klasmanda hep yüksek takım oluyor. Hep güçlü takım oluyor diye. İşte sebebi bu. Yani Galatasaray ile oynuyorsun. Adam 3 puan verdi ya. Var mı böyle bir şey? Şaka gibi yani. Ve yendiğin adam %76 galibiyet oranı olan ve hani puanca benden üstün olan bir adam. Yapacak bir şey yok. Neyse. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Yayını kapatacağım. Aynen bayram açtı. Kardeşim güçsüz takım daha çok puan vermesi lazım. Ama yani olmuyor. Maalesef olmuyor yani. Online klasmanda olmuyor. Bu arada 2018 ve 2017 daha fazla puan veriyordu güçsüz takıma. Böyle bir şey oldu ya artık hele binli puanlara çıktığında iyice vermiyor artık. Çok enteresan oldu. Sizleri çok seviyorum kardeşlerim. Bugün katılan herkesten Allah razı olsun. Sağ olun. Yayını kapatacağım. Bundan sonra bilmiyorum ya bağlantı kötü de olsa burada muhabbet falan çok hoşuma gidiyor. Hani bilmiyorum Twitch olayını sevdim. Burada hem diyalog halinde oluyoruz falan. Çok seviyorum sizleri. Bu arada yayını kaydetmeye çalıştım. Eğer ki kaydetme olayı olursa belki buradaki kayıtları alıp YouTube'a da atabilirim. Bilmiyorum nasıl olur. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Zaten irtibatta kalıyoruz hep sizlerle. Seviyorum sizleri. İyi akşamlar.